Yani onu şey yapıyoruz işte, bir referans fotoğraf hazırlıyoruz. O Ömer bir şey yazıyor, ben bir şey yazıyorum. İkisini yan yana koyuyoruz. Yani ortak bir, yani benzer renk ve ışık nasıl yakalarız diye, yani ona çalışıp öyle yapıyoruz. Ama son zamanlarda daha çok böyle şey, tek kişi edit ediyoruz. Yani ikimiz ayrı ayrı çok fazla fotoğraf çektiysek, atıyorum 200-300 fotoğraf varsa ve gerçekten elemek istemiyorsak çok fazla, ayrı ayrı yapıyoruz ama bir tane referans belirleyip hani aynı renk ve ışık tutarlarını orada sürdürmeye çalışıyoruz. Genellikle de oluyor. Ama bakış açılarında farklılıklar olabiliyor. Ama herhalde bakış açılarındaki farklılıklara göre de organize olduğumuzda oluyor. Onu çok, ya çok bunları artık biz çok konuşarak yapmıyoruz. Yani o da var. Şey haline gelmeye başladı. Yani o öyle oluyor falan. Hani çok onu artık herhalde konuşmaya da gerek kalmıyor bir yerden sonra. Öyle. Sen bir şey demek istiyor musun? Yok yani. Evet yani sonuçta iki kişi çekiyor ama aynı mekanı çekiyoruz ve ikimiz de mimarız. Okuma şeklimiz aşağı yukarı aynı. Ekipman açıkçası çok fark etmiyor yani sonuçta. Bir görüntü üretiyorsunuz. Aynı ışık koşulları altında orada bulunuyoruz zaten. Yani farklı günlerde gidersek tabii ki fark eder. Ama post prodüksiyonda da Orhan'ın dediği gibi referans görüntülerle eşleştiriyoruz. Sonuçta çok çok dikkatli bir göz olmadıkça yani kimin neyi çektiğinden çok da fark etmiyor. Özlem mesela bazen fark edebiliyor yani. İmajlara baktığı zaman. Evet. Hangisini Orhan'ın, hangisini benim çektiğimi. Ay, bunu Orhan mı çekti? O daha çok benim beğen. Onu aslında Orhan'a tamam. Yani çok çalıştığımız, sık çalıştığımız bazı ofisler artık tanıyorlar. Yani söyleyenler oldu. Yani şunları sen çekmiştin, Orhan çekmiştin falan. Bayağı tutturdukları da oluyor. Ama bu da doğal. Ama bir aşamada... Yani bir referans vermiş olmalısınız ki onu tanımlayabilir hale geldi. Evet, evet, benim başka fotoğraflarımı görüyor mesela. Ha, anladım. Evet. Benim yani bu commercial iş dışındaki fotoğraflarda bir şeyler görüyor. Daha bu Orhan'ın duygusu diyor mesela. Evet. Ben bir şey söyleyebilirim. Herkese belki. yani buradaki aktörlerle beraber işte ülkedeki mimari fotoğraf üretiminin hemen hemen birçok becesini görmüş ve dinlemiş olduk. Ama ben bütün aktif üreten aktörlere söyleyeyim. Dünyadaki şu gündeki üretimle, takip edebildiğiniz üretimle, Türkiye'deki üretimin arasındaki belirgin bir yaklaşım farkı, benzerlikleri var mı? Bunlar hakkında söylemek istediğiniz bir şey, aklınıza gelen birkaç fikir duymayı arzu ederim şahsen. Yani genel bir soru oldu ama belki aranızda cevap vermek isteyenler olabilir. Ben size bir şey demenizi isterim. Yani. Biz zaten ona bakıyoruz. Bir şey söylemek isterim aslında. Şöyle şimdi, dışarıdaki sadece mimarlık fotoğrafı yapan ve onun ötesinde de başka bir şeye soyunmamış olan insanların üretimlerine baktığım zaman mesela onların daha fazla sayıda kitap ürettiğini, daha fazla sayıda sergi açtığını görüyorum. Ve bunun da bir nedeni mesela şöyle şu gibi geliyor bana, bazı içerikler algıları, üretim biçimlerini değiştiren bazı kilometre taşı niteliği taşıyan bazı üretimler çoğunlukla buradan çıkmadığı için ve biz de biraz bazen yüzümüz o tarafa dönük olduğu için bazı şeyleri ithal etmek zorunda kaldığımız, diskuru bile ithal etmek zorunda kaldığımız için mesela burada sanatın veya fotoğrafın ne olduğuna dair böyle çok tekil bir algı oluyor. Yani hani mimari yani daha doğrusu fotoğraf veya sanat en güncel olandır falan filan gibi. Bu da tabii modayı izleyen bir kültürün çok doğal bir tepkisi. Yani daha önceki şeyleri çok değerlendirmeden son olana çok şey vermek, puan vermek, diğerlerini çok önemsememek, hatta göz ardı etmek falan gibi. Yani ben bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani mesela burada çok daha, madem bu kadar kişi varız, farklı farklı yaklaşımlarla, farklı içerikler üreten, hepimizin de söylemeye çalıştığı farklı şeyler ama belki bir yerde birleşiyorlar, eklemleniyorlar. Biz amaçlamasak bile eklemleniyorlar. O eklemlenmenin de oluşmasını
sağlamak, ona zemin sağlamak için bence çok daha fazla sayıda bu konuda da kitap olabilmeyi diye düşünüyorum. Yani hani diyeceksiniz ki diğer, yani zaten genel anlamda kitap üretimi çok mu fazla da bir de buna sen niş açmaya çalışıyorsun falan. Yok değil. Yani evet doğru, öyle bir şey var, öyle bir olgu da var. Ama ben mesela birazcık daha fazla kitapta bir şeyler toparlayabilmek isterdim. Çünkü her seferinde başka bir şey söylemek ihtimali doğuyor. Ama işte buradaki kurumlara, onların başındaki insanlara falan baktığım zaman herkesin bir kitaplaşması gereken şeyler listesi var. Ve belki bizim ürettiklerimizin bazıları o listeye girmeyebiliyor. Yani keşke işte belki devlet desteğiyle, belki bir mimarlık müzesinin olması aracılığıyla, belki Engin'in dikkat çektiği fotoğrafçıları bir araya toplayan bir meslek kuruluşunun olması falan. Bu tür içeriklerin kitaplaştırılmasında bir etki unsuru olabilir diye düşünüyorum. Ama yani bir önemli bir farkımız o diye düşünüyorum. Yani bir de tabii teknolojilerin bizim kültüre geliştirmemiş olması. İşte ne bileyim Kürser, Roland Barthes falan gibi insanların algıya ilişkin veya işte John Berger'ın bakışla ilgili olan teorilerken bunlar direkt olarak bizde üretilmediği için makineyle yani aparatusla algı ve düşünce arasındaki ilişkiyi üzerinde bazen yeteri kadar düşünemiyoruz gibi geliyor. Yani o anlamda bir düşünce olmayınca kendiliğinden galiba bir şekilde bazı projeler zaten kendiliğinden yere sekilmiş oluyor. Projeye bile dönüşemiyor falan filan. Yani o anlamda bir farkımız var diye düşünüyorum ve onu bir an evvel kapatmamız gerekiyor düşünüyorum o şeyi, o farkın. Ki böyle bir şey olursa hepimizin fikir birliğiyle üzerinde sorun olarak gördüğümüz arşiv meselesine de ister istemez zaten bir katkı oluşmuş olacak diye düşünüyorum. Aslında Selen, senin bir yorum yapmanı rica edecektim. Soruyla birlikte onu da yapar mısın? O gösterdiğin yağmurlu fotoğraf vardı ya, aslında yağmur benim gözümde o karenin bir parçasıydı. O iki adam da önemliydi orada. Yani bir dipnot ve belki üzerinde konuşmak ister misiniz? Şimdi tabii fotoğrafın çağına baktığımızda daha sonra işte Orhan yağmurlu fotoğrafları gösterdiklerinde o bize çok daha doğal geliyor. Mesela şu anda belki bu kadar görüpsemiyoruz. Ama mesela o fotoğrafın çekildiği kontekste baktığımız zaman işte yıl 1969. Daha öncesinde de benzer aslında çalışmalar var ama yani o ses getiren fotoğraflardan biri öyle bir şey. Aslında çok temel bir eleştiri bu. Yani mimarlık medyasının her şeyi istediği gibi görmek istediği gibi yansıttığı, bu konuda mimarlarla editörlerin çok böyle bir danışıklı dövüşünün olduğu ve yani bunun kırılmasının çok güç olduğuna dair bir aslında şey eleştiri bu fotoğraf. Baktığımız zaman doğrudan bir mimarlık fotoğrafı mıdır? O da tartışılır aslında. Yani bina gerçekten çok ön planda değil. Binanın arka planda olduğu bir sahne görüyoruz. Yani bu bir sokak fotoğrafı da olabilirdi. Bu açıdan ama yani kendi çağında baktığımız zaman aslında fotoğraf. Zamanın etkilerinin ama gösterilmesi, sonra işte yağmur sonrasındaki o ahşap yolunu aldığı durum mesela aslında mimarlık için bir veri. Çünkü siz o ahşabı seçerken zaman içinde ya şöyle bir deneyimim oldu. Bir ahşap cephe kaplaması, işte dek vesaire yapan bir firmanın katalogları için yani Türkiye'de bayağı bir uygulamalarını çektim. Bunların bazıları yeni yapılmıştı. Bazıları birkaç senedir işte kullanılıyordu. Yani aradaki farkı görüyorsunuz. Mesela bazı ahşapları gerçekten o hale geleceğini bilerek seçiyorsunuz. Ve öyle olması tercih ediliyor.
işte şey olduğu zaman mesela kahverengi olan renk birden sarımsı bir renge dönüşüyor zaman içinde. Bu aslında mimarlık için bir veri ve yani beni kişisel olarak çok heyecanlandıran da bir şey. Yani oradan oraya atladım ama. Şeyle ilgili, arşivle ilgili bir şey söyleyecektim. Konuşmamdan da o kadar uzun konuşunca yapamadım. Böyle fotoğraf ajansları benzeri, işte Marble Tour ya da başka bir fotoğraf ajansları benzeri bir belki ajans yapılanması kurmak da mümkün olabilir. Yani sadece bir hani müze çerçevesinde ya da bir kurum çerçevesinde değil de gerçekten bir ajans yapılanması yapıp aynı işte Magnum'da olduğu gibi fotoğrafçıların kendi fotoğraflarının kendi isimleriyle orada görünür hale getirebilir. Yani bütün dünyaya da gerekirse satılabilen bir hale getirmekle belki bir arşivleme yöntemi olabilir diye düşünüyorum. resimde işte bir orijinal ve onu taklit edenler bir sürü zaman konu olmuştur. Değerlendirme isimisi vardır sanat tarihinin bu konuda. Ama fotoğraf makinesi kullanıldığı zaman, fotoğraf mevzu olduğu zaman mesela metodolojik bir takım şeylerin telifi oluyor mu olmuyor mu sormak istiyorum. Mesela işte örnek de verildi burada. 6 aylık bir çalışmanın bir fotoğraf karesinde yer alması sonuçta bir metodolojik bir akıl yürütmeyle esas olarak yani bir fikirsel şey var orada, yaratıcılık var. Ve bunu başkaları da mesela kullanabiliyor. Burada bir telif konusu hiç gündeme geliyor mu? Fotoğrafçılar arasında bu mevzu var mı? Fotoğrafçılık çünkü burada da gördüğünüz gibi genellikle artık yani hobi olarak başlasa da herhalde herkesin bir geçim aracı noktasında. Bu spekülasyonda yalnız ben seni sevdiğim için. Bir cevap vereyim mi ben bu konuya? Geldi. Şimdi beyefendinin sorduğu sorunun başında önemli bir konu var. Fotoğrafçıların, yani fotoğrafın copyright hakkı var. Her fotoğraf bir copyright hakkına sahiptir. Onun kopyası, ama fikirsel kopyasından bahsetmiyorum. Kendisinin kopyası copyright hakkına aykırıdır. Ama bunun karşılığında X isimli biri, demin sevgili dostumuzun anlattığı gibi üst üste akan ya da şekli değişik olan fotoğrafları yan yana koyarak ya da o tekniği kullanarak bir fotoğraf yapabilir. Onun bir copyright hakkı yaptığı iş için geçerlidir. Bir defa bunu cevap vermek istiyorum. İkincisi, sevgili Murat'ın bahsettiği konuda biraz devam etmek istiyorum. Yani işi biraz geriye sarmak istiyorum. Dünya fotoğrafında ve mimari fotoğrafta önemli olan konu çağdaş fotoğrafın elde edilmesi. Parantez açıyorum, yani mimari açıda konuşuyorum bunu. Mimari fotoğrafın elde edilmesi konusunda maestroların, yani fotoğraf çekenlerin kendilerinin yaptıkları
işler bugün eğer dikkatle bakarsanız makinaların biraz arkasında gizlidir. Bir 6-17 makineyi kullanmıyorsanız siz 6-17 makinenin neticelerini alamazsınız. İşte bunu istediğiniz şekilde değerlendirin. Bunu yüksek performanslı diğer makinelerde kullanabilir misiniz? Kullanırsınız. Ama hiçbir zaman bir 13-18'in neticesini ve sorumluluğunu alamazsınız. Bunu bugün bu sorumluluğu yurt dışında yaşayan diyelim ki pek çok dünya fotoğrafçısı nasıl kullanıyorsa bugün ben Türkiye'de kim işte gördüğünüz pek çok fotoğrafçının da bunu kullandığına inanıyorum, görüyorum. Şimdi gelelim başka bir konuya. Fotoğrafçıların en büyük problemlerinden biri sonuç itibariyle bir işi yaparsınız. Bunun adı bir rakamdır. Yüzdür. Bir daha yaparsınız. Bir yüz daha harcarsınız. Fakat eğer yaptığınız iş bir satışa dönüp size dönmüyorsa 15. işi, 16. işi, 17. işi yapamaz. Türkiye'de yapılan işin, yani kendiniz için yaptıklarınız hariç, onun dışında yaptığınız iş bir firmayadır, bir müesseseyedir, bir kişiyedir. Eğer o masanın kenarından aşağı sizin yaptığınız işi atıyorsa, çok fazla bir anlamı kalmıyor demektir iş için. Bu anlayış için, yalnız fotoğrafçının anlayışı değil, karşındaki işverenin anlayışının da o anlamda olması gerekiyor. Bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Özür dileyerek bir şey daha söylemek istiyorum. Ben bazı fotoğraflar gördük sevgili arkadaşlarımızın fotoğraflarını. Fotoğraf, fotoğrafın olması gerektiği biçimde yapılmalı. Detone ses kabul edilemeyeceği gibi olması gereken niteliklere erişmiş bir fotoğraf varsa başımın üstünde yeri var. Yoksa o fotoğraf değildir. Fotoğrafın belirli kelvine erişmesi fotoğraf lafını ettiğimiz her şeyin içinde birinci maddedir. Arkasından gelen ikinci, üçüncü, 15. maddeleri Reha anlattı. Ben bakıyorum fotoğraflara, bunların çoğu yok. Lütfen, fotoğrafın önemi, fotoğrafın kendi içindeki öz kaynağa sahip çıkmak. Teşekkür ederim. Varsa sorusu cevap vereceğim herkese. Şöyle aslında çok önemli bir konu. Türkiye'de bir eksik var. Şimdi telif işin içine girdiği zaman sözleşme de devreye giriyor. Sözleşme devreye girmesi de aslında fotoğrafçı için belki olumsuz bir durum bile oluşabilir. Çünkü sözleşme yoksa fotoğraflar aslında sana aittir. Her ne kadar parası verilerek müşteriye teslim edilmiş olsalar da. Tabii dijitalde de kopya tutmak, yani kopya bile değil o. Aslın çeşitli tezahürleri var. Kopya bile diyemiyoruz ona kadar. O da asıl çünkü. Bir bit bile farkı yok çünkü. Tamam. O da asıl, o da asıl, o da asıl. Hepsi asıl yani ortada dolaşan hepsi. Tabii hani etik bazı konular var. Yani ben şimdi sözleşme yapmadığım bir sürü müşterim var. Ama onların izni olmadan, onlara danışmadan hele hele bir ticari bir boyutta işin olacaksa mümkün değil böyle bir şey yapmam. Etik olarak kendimi orada zaten bir titre çekerim. Ama yani bu arada sözleşme isteniyorsa onun da hakkını vermek lazım mali açıdan. Yani sen yani bu şey bizim ülkemizde çok sıklıkla uygulanan yani böyle dışarıdan çok iyi bir örnek gösterilip hani böyle milyonlarca dolar bütçeyle yapılmış bir şeyi hani binlerce dolar da hadi buyur yani şunun gibi bir şey istiyoruz
çok sıklıkla yapılan bir şeydir ya, o olduğu sürece bu telif meseleleri zaten çok ciddi bir şekilde aksayacaktır. Bir de son dikkat etmek, çekmek istediğim bir konu var. Biz biraz mimarlar da öyledir ya, fotoğrafçılar da galiba öyle davranıyoruz. Yani böyle bizim çektiğimiz şey çok önemliymiş falan filan gibi bir hal var ortada. İleri dönemde bu mevcut fotoğrafın üzerinden o fotoğrafın içinde ne gibi ögeler var? Onları tanıma, yani bu recognition dediği hikaye, tanıma meselesi çok ciddi boyutlara ulaşacak. Şimdi bile yüze ilişkin biliyorsunuz çok bayağı gelişmiş, en son bir Facebook için üretilmiş Mark Zuckerberg tarafından promosyonu yapılmış bir video kamera gördüm. Böyle bir, yani şu küçük kıvamda bir şey, böyle şu boyutta, altında da pili var. Ve otomatik olarak yüzleri tanıdıktan sonra kendi ekranı içinde 9'a bölüp herkese ayrı, o kişi hareket ettiyse ayrı bir pencerede onu izlemeye başlıyor falan. Neyse, binalar da artık tanımlanabilir hale geleceklerdi ve bu şu an o tartışma galiba biraz durdu ama daha ileriki aşamalarda, yani bu 2-3-4 sene önce konuşuluyordu, binaları tasarlayan kişiler veya binaların sahipleri olan firmaların da bundan sonra artık izin almak koşuluyla o fotoğrafın çekilebileceği ve hatta gerekirse telif bile isteyebilecekleri gibi bir şey gündeme geliyor. Yani biz telif haklarımız konusunda bu kadar böyle titizlenirken ne bileyim işte bir yazılımı crack kullanmamızı artık yani bu işten para kazanmaya başlayabilir bir yazılımı parasız kullanma meselesini sona erdirdim. Çünkü ayıp yani sen kendi fotoğrafına bu kadar sahipleniyorsun, o zaman yazılımı üretmiş insanlara da saygı gösterip onun bedelini ödemen gerekiyor falan. Yani aynı şey bizim için, ben mesela hakikaten ileride merak ediyorum, biz mimarlık fotoğrafçıları olarak, kendileri fotoğraflayan insanlar olarak diyecekler ki yok abi yani ay, ya hatta belki otomatik olarak makine çekmeyecek artık. Ya hakikaten çok inanılmaz yani, imge tanıma şeyleri akıl almaz bir yere doğru. Şu anda mesela Instagram ve Facebook üzerinden telif hakkı olan bir müziği kullanmaya kalktığınızda otomatik olarak rekabet ediyor. Ben bu binalara kadar güç gelecek diye düşünüyorum. Evet, o yüzden böyle hani çektik. Yoldan çektiğinde zon tanımıyor mesela. Ben bu zonda kalkış yapmam diyor benimdesi. Zon tanımıyor. Yani ikiyi uçururken uçuramamaya başladık çünkü yani zon tanıyor. İşte havalarına bir yakın durumda ve bana burada uçuş yapıyorum aslında diye kalkış yapıyorum. Telifle ilgili konuşurken benim de aklıma şu geliyor ilk olarak. Sadece ticari anlamda telif dışında bizim bir de uğraştığımız isim hakkı kayıtları var. Burada ben biraz bazen avcılık yapıyorum, oturuyorum, dur bakalım işte neler var ortalığında, neler dönüyor diye. Ve hakikaten çok acıklı, yani öyle yerlere ulaşıyorsunuz ki hiçbir şey yazmıyor ama diyorsunuz ki ben müşteriye bunu ismiyle verdim. Hatta orada benim copyright'ım olduğu çakılı. Arıyorsunuz işte bu bize ait, şöyle böyle, aa öyle mi işte bilmiyoruz, bize söylenmedi. Yani bu da biraz bir mimarlara iş düşüyor tabii ki onu teslim ederken. İkincisi ben yayıncılara da bu da bayağı bir sorumluluk düştüğünü düşünüyorum. Çünkü yani çok basit bir şey. Elinize bir fotoğraf geliyor. Kimin bu diye araştırmak lazım. Ve buna ulaşabilmek de çok kolay. Çok yani kolay. Dosyaya baktığınızda görüyorsunuz. Tabii üzerinde yazıyor. Ama evet, yani şey değil tabii ki. Buna ulaştığınızda çok güzel cevaplar alıyorsunuz. Ve hemen bunun endişesini de taşıyıp çözmeye gidiyorlar ama niye böyle bir duruma geliyor? Yani hani çok basit bir şey. Bir fotoğraf elime geldi. Kim çekmiş ve ben bunun ismini oraya yazmam lazım. Endişesini taşıması lazım ama maalesef. Bu da gitti. Pillerim bitti. Mikrofonların süresi mi dolduruyor? Onlar da artık kaydetmem dedi. Evet, yeter bir tane. Telif karşıtı biri mi var kesin? Abi, evet. 20 dakika süreli mikrofon. Evet. Değil mi? Dayanamadım. Peki, bütçeler çalışıyor mu?
deneyelim. Ses yok. Tamam, kayıt dışına geçebiliriz artık. Evet. Rahat rahat. Rahat yanıyor ama ses gitti. Evet, off the record şimdi çok ağır girelim. Unplug, sansürsüz. Şimdi istediğinizi sorabilirsiniz. Soruyu sansürleyen mikrofon da çıkar mı? Galiba çıkmış. Ben yine soru yoksa o da Engin kardeşime bir şey soracağım. Çok beğendim çalışmanızı bu arada. Size bir paylaştım. O evlere girme sürecinde fotoğraf, her insanın malum bir fotoğraf, yani kamera korkusu meşhur bir şey. Girip genellikle fotoğraf, yani işlerini bitirmiş mi oluyorsun, yoksa biraz bir ilişki kurarak hani ya şöyle bir sorun var bir kere. Orada bir kentsel dönüşüm projesi yapılacağı için hep bir söylenti var. İşte bir gece ansızın işe gelinecek. Oynak. Oynak. Oynar başlık mı? bir kere elinizde bir fotoğraf makinesi varsa, bir tripod varsa, herhangi bir cihazla geliyorsanız sanki yıkım ekibi gibi karşılanıyorsunuz. Belediyeden mi geliyorsunuz? Belediyeden mi geliyorsunuz? Çünkü fotoğraf makinesi kullanan kişi ya gazetecidir ya da belediyedendir gibi bir şey var. Yani şey, tripodu Nivo olarak algılıyorlar. O Nivo oraya gittiği zaman eyvah yıkılacak ölçüm yapıyorlar. Aynen, tabu kadastro olayı var, doğru. Ben şimdi tabii orada tanıdıklarım vardı ama tabii çok azdı. Bir oradan girdim. Bir de tabii ki hep bir iletişim kurdum. Daha önceden makineyi göstermedim. Bazen makinasız gittim. Bir iletişim kurdum. Bir de ben işte sokaklarda fotoğraf çektiğim için çok antrenmanlıyım o konuda. Bir de çok kültürlü bir yerde büyüdüğüm için şimdi her dilden anlıyorum. Ne bileyim. Farklı farklı şeyler. Mesela bir sokak fotoğrafı için çıktığımda pazar günü kimine hakikaten de tabu kadastrodan geliyorum diyorum. Kimine mimarım diyorum. Kimine işte şeyim, gazeteciyim. Kimine diyorum görevdeyim, beni rahatsız etme diyorum falan. Yani bir şey uydurman gerekiyor. Çünkü aksi halde sokaklarda fotoğraf çekemezsin. Kayıtta olduğunu biliyorsun. TC polis mi? çünkü şöyle bir sorun var. Diyorum ya, fotoğrafçıya ve makineye çok yanlış, çok yanlı bir bakış var. Onu bir şekilde, hatta mimari fotoğrafta da öyle ki, yani ben şimdi eğer sepet inç veya drone ile çekim yapmayacaksam, karşı binadan izin alacaksam, bir gidiyorsunuz, inandıramıyorsunuz. Yani ben masum bir mimari fotoğrafçıyım, işte karşıdaki binayı çekeceğim diyorsunuz, yok adam inanmıyor hiçbir şekilde, bir süzüyor böyle, bir MR'ınızı çekiyor. Yani mutlaka bir yalan söylemek bir şey oluyor, bazen bir pasta götürmek oluyor filan, öyle şeyler oluyor. Orada çok zorluk çekmiştim. Ama sonuçta çok acıp bir şey söyleyeceğim. Mesela bana orada bir yardımcı lazımdı. Çünkü bir yandan da video, making of videosu çekmek istedim. Fotoğraf çekerken birisi de onu çeksin istedim. Ve Bilgi Üniversitesi'ndeki görsel tasarım, fotoğraf ve video öğrencilerine haber saldık. Hani Engin'e yardımcı olacak biri gelebilir mi diye. Hem de bir deneyimdir sonuçta. Bir mahalleye girecek, bayağı bir uzun süre bir çekim yapılacak diye. 10-15 kişi gelirim, geliriz süper olur demiş ama kimse gelmedi. Yine mahalleden bir iki kişi yardım etti bana. Yani çok gariptir, hani projeyi yarı anladı, yarı anlamadı ama o samimiyetle, o şeyle, hani bir şey yapıyorsanız iyi bir şey yapıyorsunuzdur herhalde diye. Yani daha çok onlar yine yardım etti. Öyle bir şey var, üzücü bir durum var. Ama sonunda sonuçta açtık ve işte öyle bir proje meydana çıktı. Ya bir konu vardı açıkta kaldı. Siz dediniz ki mimar olmanın belki de mimari fotoğrafa etkisi negatif de olabilir falan. Merak ediyorum. Evet. Şöyle. Ya mimar fotoğrafı çekmeye niyetlendiğimde ya da işte asperkader öğrencilikten biri çektiğim için işte bunu görenler, aa sen işte mimarsın o yüzden güzel fotoğraf çekiyorsun, binaları güzel çekiyorsun falan gibi bir şeye giriyor direkt. Yani mimarsanız binaları güzel fotoğraflarsınız, bu işten anlarsınız gibi.
Açıkçası ben de bu kadar dedim. o yüzden de belki hani bu işe atılma sebeplerinden biri de ya zaten mimarız, hani bu işten anlıyoruz falan gibisinden bir şey, kendine güven. Ama zaman içinde şunu fark ettim. Ya bir de hani biraz açıkçası eleştirdiğim yönün tersinde bir yöne gitmek de istediğim için bu beni rahatsız etmeye başladı. Çünkü gerçekten ben de hani mimarlık eğitimi almış birisi olarak gittiğim zaman bir binayı hangi açıdan görmem gerektiğini çok net bir şekilde oraya gittiğim anda hissediyorum. Yani size gösterdiğim o modernist binaların fotoğraflarının genelde hep aynı açılardan çekilmesi gibi. Hatta onlardan bazılarını gerçekte gördüğümde de gidip ben de o açıdan çektiğimi fark ettim. Bu ya hani bizim bilinçaltımıza yerleşmiş bir şey oluyor zaman içinde. İşte mimar olmanın bence dezavantajı da bu. Çünkü o kalıpları öncelikle bir kırmanız gerekiyor. Yani başka bir şey yapmak istiyorsanız öncelikle gidip yani belki çoğu mimarın çekeceği bir fotoğrafı çekerken bir düşünmeniz gerekiyor o zaman. Böyle bir zorluk olduğunu fark ettim. Yani bunu da uygulamanın içindeyken açıkçası gördüm. O yüzden biraz sıkıntılı olabileceğini düşünüyorum. Aksine çok radikal bir şey önereceğim. Belki büyüklerimiz o konuda da bana kızabilirler ama. mimari fotoğrafın mimarlara ya da fotoğrafçılara bırakılması, terk edilmesi konusunda bile benim şüphelerim var. Çünkü kendi sunumumda hep üstünde durduğum şey, yani katılımcılık, gözlemcilik, o mekanı kullanmak, önce o mekanı gerçekten hissetmek, içinde bulunmak, dışında bulunmak, çevresini gözlemlemek. Bu pek çok şey aslında sizin yine anlık olarak yapabileceğiniz bir şey. Yani siz fotoğrafçı olarak tam bir kere gidersiniz, iki kere gidersiniz, 10 kere gidersiniz. Ben stadyum fotoğraflamaya 210 kez gittim. Ama hala ben hep orada değilim ki, orayı ben kullanmıyorum, yani orada yaşamıyorum. Ya da işte mesela Beşiktaş Kulübü oraya taşındı, şu an onlar orada yaşıyorlar. Onların deneyimlerini ben hiçbir zaman, o deneyimi yaşama şansım yok onların yaşadığı gibi. Dolayısıyla şöyle bir şey, belki ileride bunun yerini alacak ki, şimdiki işte sosyal medyanın gücü belki de buradan çıkıyor. Şimdi Instagram'da mesela şeye baktığınız zaman, diyelim ki bir binanın, herhangi bir binanın, yani ünlü bir binanın hashtagini yazıp onunla ilgili çekilmiş fotoğraflara baktığınız zaman aslında gerçekliği orada görüyorsunuz bir bakıma. Çünkü onda da şöyle bir şey var. Amatör olarak fotoğraf çeken insanlar, binaları fotoğraflayanlar da bir süre sonra o mimar dergilerinde, kitaplarda, işte reklamlarda vesaire gördükleri açıları taklit etmeye başlıyorlar. Gerçekten mesela bu mekanda yaşayan birisi bile geldiği zaman burası buradan çekilmiş bir şekilde bilinçaltına yerleştiği için gelip o fotoğrafları çekiyor. Bir tane yazı vardı bununla ilgili. Mesela Parthenon'un, Akropol'deki Parthenon'un fotoğraflarının karşılaştırılması yapılmış. Yani oraya giden turistler tarafından çekilmiş. Aşağı yukarı 3 tane açı var ve birbirine çok yakın açılar. Ve hep o fotoğraf o açılardan çekilmiş. Yani bu da aslında bir tehlike bir bakıma. O yüzden şey bir yöntem olabilir. Yani gerçekten mimarlık eğitimi almamış, fotoğrafla da belki profesyonel olarak hiçbir şeyi olmayan ama bir mekanı gerçekten kullanan, orayı sahiplenen, mesela bu mekanda buranın en güzel köşesi burası deyip belki burayı kendisi için fotoğraflayan, fotoğraflamak olmayabilir, başka yöntemler de olabilir. Ben mesela dediğim gibi ses kaydetmeyi çok iyi bir şey olarak buluyorum. Yani akustik bir mekanı fotoğraflamak yerine bence sesini kaydetmek benim için daha önemli. Farklı yöntemler olabilir. Yani bunu da tartışmaya açmaz. Tabii bir şey daha ekliyorsunuz. Yani daha ustaların işlerinden, daha gençlerin işlerini izledikçe bugün dışında da yani daha rafine mimari fotoğrafta. Yani ustaların işlerine baktığımızda son derece rafine her şey. Ama daha genç kuşağın işlerini gördüğümüzde işte oradan yağmur da, sen genç olduğun için söylemiyorum da oradan işte yağmur da işte belirtti. Birisi girmiş kadrajı ama o bir şey katmış.
işte bir şey, benim beğendiğim, bizim beğendiğimiz bu, işte inşaat firmasının istediği bu ama bizim beğendiğimiz bu, işte oradan bir şey geçiyor, sokak satıcısı ya da işte bir şey, geri dönüşüm adamı geçiyor. Benzer bir şey bu Sena'nın dediği de, yani hani ben de mimarım ve çok gölge şakül, yani gölge şakül oran orantısız. Buna programlanmışım. Ona gidiyorum. Evet, ona gidiyorum. Ama dünya oraya gitmiyor. Dünya başka bir yere gidiyor. Ha, bu neden? Belki öbür tarafa çok doyduğu için. Çünkü mesela Ersin Bey'in söyledi, işte Kelvin'in Kelvin'lere ulaşması meselesi. Yani hani ben baskı getirdiğimde siyahları doymamışsa hakikaten sabit hocam ellerini kırardı. Ya da işte kel nokta, o beyaz kalmış bir yer varsa işte kare içinde. Ama şimdi bakıyorum, yani çok çok daha şey, başka şeyler var. Yani öğrencilerin işlerine bakıyorum, öğretmenlerin kabul ettiği işlere bakıyorum. Başka bir yere gidiyor. Yani ya artık o denendi ve orası tamam. Yani evet, en doğru nokta burası ama herkes buradan çektiği için oradan çeken adam aranıyor. Yani ya bu arayış o bir arayış olduğu için, ya halk böyle istiyor, hani sanat için toplum, toplum için sanat meselesi. Yani ya halk, ya da halk demeyeyim de işte imalatçı böyle istiyor. İnşaat firmaları artık işte o tür çekim istemiyorlar diyorlar. İşte ben bir sürü otelle çalışıyorum. Şey bitti, karı koca işte gider karşılanır, bel boy şey yapar. Aynı karı koca yemek yer, işte jacuzziye girer, işte yatağa kadar götürürsünüz onları. Aynı karı koca çok mutludur o otelde. Artık böyle bir şey kalmadı. Yani başka bir şey isteniyor. Benzer bir şey de hani Sena'nın, bilmiyorum yani, paralel düşünüyoruz. Yani bunları sorguluyorsunuz. Hani ben kişisel olarak o Gönye Şakül'de kalacağım, oran orantıda kalacağım ama benim için o işi hocama götürdüğümde bana küfür edeceği bir işi bir başkası öyle çektiğinde, yani gönyesizlikten, şakülsüzlükten, oranların kaçışından bahsediyorum. Gördüğümde yani şöyle bir hani imanı bozası geliyor insanın. Bir katkı yoksa bir şey söyleyebilir miyim? Bu İmge Bolu'yla ilgili veya amatör olanların çektiği fotoğraflarla ilgili. Microsoft'un Photosynth diye bir projesi var. Bunu biliyorsunuz değil mi? Mesela diyelim belki Parthenon değil ama hem iç mekan itibariyle hem dış mekan itibariyle belki büyük bir evren sunabilen, şu an hangi projeyi yaptıkları San Marco Meydanı'na bakan bir tane kilise, bazilika vardır. O mesela ya da bütün San Marco Meydanı aslında şey, Venedik'i çevirilen yaptıkları şu. Orasına dair çekilmiş tüm fotoğraflara bir şekilde ulaşmaya çalışıyorlar. Bu Flickr üzerinden olabiliyor, Instagram üzerinden olabiliyor. Onlar o sırada Flickr üzerinden çalışıyorlardı. Ve şimdi bu imge çöplüğü, imge bolluğu falandan bolca demburuluyor ya, ben hiç öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her imgenin bir az ya da çok bir yeri olduğunu düşünüyorum. Öyle bir çöplük falan da olduğunu hiç düşünmüyorum. Yani o zaman her ürettiğimizde aynı şekilde görmek mümkün. Bu da biraz böyle şeyci, elitist bir tavır diye düşünüyorum bunu böyle görmek. Keza o proje benim dediğime tam denk geldi yani. Herkesin çektiği proje, fotoğraf eninde sonunda orasının interaktif sayabileceğimiz bir üç boyutlu tamamen bir fotoğraflar üzerinden inşa edilen bir gösterimine dönüşüyor. Ve insanlar farkında olmadan, yani bu peer-to-peer hani işbirlikleri var ya, bazen kimle işbirliği, bazen de çoğunlukla kimle işbirliğini yaptığını bilmiyorsun. Yani özellikle torrent meselelerine falan girdiğin zaman bir seed var, bir leech var. Yani çekiyorsun, hem veriyorsun aynı zamanda. Ve kimlerle işbirliğini yaptığını bilmiyorsun. Bu Photosynth projesi de bana inanılmaz heyecan verici gelmişti. Anonim sayılabilecek bir oluşum ve bir sürü insanın bir ekran üzerinde ürettiği görselleri kullanarak oradan bir cümle ortaya çıkarıyor. Yani o anlamda ben İngiliz olduğunda hiçbir şey görmüyorum, sorun görmüyorum. Bir de son bir şey daha eklemek isterim. Gürkan, senin deneyeceği üzerinden. Biraz tabii bu işler, yani modayı belirleyen bizler değiliz. Eskiden şöyle bir şey vardı. Biz bir şeyler yaşamaya başlardık. Kendiliğinden bir eğilim gelişirdi. Ve ortalıktaki
yaratıcılık üretimi de buna göre kendini konumlardı, konuşlandırırdı. Ve bir şekilde kendi, yani birbirinden beslenerek bu iş sürerdi. Sonra belki toplum bir karar verirdi, başka bir şey. Sonra tekrar işte moda, sanat gibi şeyler kendini yeniden konumlandırırdı falan. Şimdi benim çok rahatsız olduğum bir şey var. Bir trend ölçümleri falan var ama o ölçümler bizim ne yapmak istediğimize dair olduklarını iddia etseler de bence hiç değiller. Tamam ya, trend settinglerinden bir kavram var. O oradan aldığım veriler de bir, bu sene trend bu olacak. Yani forecast, yani daha çok kazanmak istiyorum ben çünkü. Yani öbür türlü halktan şey bekleyecektim, feedback bekleyecektim ama bazen geç geliyor, yeteri kadar da satamıyoruz zaten bankayı falan. Şimdi böyle çeşitli gurular var. Onları mesela önceden, yani bunlar var, ben uydurmuyorum kafamdan, bazılarıyla tanıştım bile. Böyle milyonlarca dolar önceden ödüyorsun onlar mesela. Diyor ki bu sene göya forecast, yani önceden görüyor, bu sene mavi mod olacak. Önceden falan görülüyor, yok, tamamıyla yalan, zaman makinesi yok, o müneccim değil, bilmem ne falan. Yaptığı şey şu, sen 20 milyon dolar alıyorsun mesela bir yerden. Ondan sonra bu sene 10 milyon dolarını ben insanların bu sene mavi kullanması gerektiğini ikna ediyorum. Yani trend set yapıyorum falan. Yani bu çerçevede bakınca da bir yerden sonra artık ortalıktaki çeşitli eğilimler fotoğrafa da yansıtmak zorunda, yani başka yapacak bir şey yok. Çünkü çok güçlü bir genel şey var, algı var. Ve o algı da yönlendirildiği için benim aslında işte söylediğim şey, yani iyi sanat sadece güncel sanattır algısı. Mesela çok saçma sapan bir algı. Yani tamamıyla moda eğilimli falan filan bir şey. Bu da bana kalırsa zaten yeni ve hani Dada gibi, Bauhaus gibi, konstruktivizm gibi dünyayı yerinden sarsan şeyler artık çıkmıyor. Ondan kaynaklanıyor. Fotoğraf da ister istemez ondan besleniyor. Yani mesela moda fotoğrafına geçersek, mesela Jürgen Teller'in kusurlu moda fotoğrafları var eskiden. Böyle kusursuz, yani şey, Helmut Newton, muhteşem fotoğraflar falan filan. Şimdi böyle o değiştirildi ve Jürgen Teller mesela böyle şey, patlamış. Hiç olmaması gereken yerlerde flu'lukları olan, işte flash, aşırı flash belirginliği olan falan. Şimdi mesela böyle bir kusurluluk trend daha var. Önce sunulan ve biraz da insanların bıktığı doğal olarak kusursuzluğu örtmek için uğraşıyor. Ama kendisi bir estetiğe dönüştü şu anda ve bence artık acayip baymaya başladı. Kendisi de baymaya başladı. Acaba bundan sonra ne gelecek diye çok merak ediyorum. Pardon, çok konuşuyorum. Yani bu şeylerin, ben tek bir şey söyleyeceğim, mikrofona gerek yok. İki yerde. Ya tek bir şey söyleyeceğim, biz hani Ömer'le de kendi aramızda bu mevzuları çok konuştuk. Bilhassa bu beton art sayısı zamanında bunu yani çok konuştuk, düşündük. Ya bu görüntü araçlarının demokratikleşmesi bir anlamda işte fotoğrafı da sahiciliğe itiyor, zorluyor. Hani onun sonucu olduğunu düşünüyorum bazı şeylerin. Bizim aldığımız bazı kararların da bunun sonucu olduğunu düşünüyorum. Veya İvan Bağ'ın bazı fotoğrafları veya vesaire binanın arka tarafını çekmeler vesaire. Tabii konum belirliyoruz biz. Evet, hani biz de ondan faydalanmış oluyoruz ama hani bir yandan da işte o sahiciliği ben bir dönem onun yittiğini düşünüyorum. Şimdi onun geri gelmesi, o yüzden kucaklıyorum. Yani bu araçların demokratikleşmesi ve bunların zaten paylaşımının, hele fotosentik gibi şeylerle. O da bu arada yarım kaldı. Ne oldu bilmiyorum. Evet, devamı evet, gelmedi evet, onun. Doğru. Öyle. Bir de şey var, bir şey ekleyeyim orada, değil mi? Yani dediğinden sonra şunu da düşündüm. Bu böyle bir yazı çıkmıştı Architecture Review'da. Yani bu demokratikleşen görüntüleme araçları sayesinde aslında bizim kusursuz gösterdiğimiz binaların kusurları Instagram'da dolaşmaya başladı. İşte yani güzel bak. Yani Zahade'nin işte bitmiş cillop gibi bir binası ama bir bakıyorsunuz işte hashtag'le baktığınız zaman bir tarafı köpükle kapatılmış bir panel falan, yani bunları insanlar görmeye başladıkça aslında bu bizim ürettiğimiz bazı imajların da aslında gerçeğin sadece bir kısmını yansıttığını ve kadrajın dışında bıraktıklarımızın bizim seçimimizin olmadığını falan biliyorlar artık. Yani bu iyi bir şey belki de. O yüzden yani artık eskisi gibi mesela Julius Schulman'ın gibi tek bir fotoğrafla mimariyi anlatmak da mümkün değil. Yani artık bir seri fotoğrafa geçmek gerekiyor ki yani onu tek bir kadrajda tek bir binayı anlatmanız neredeyse mümkün olmayan bir döneme girdik ki Instagram bile yani artık şu anda stories'e geçmiş durumda. İşte multi image'e geçmiş durumda. Yani tek bir karenin içinde artık kareler
veriyorsa artık o zaman belki de biz tek bir fotoğraf üzerinden değil de bir foto essay üzerinden bir hikaye yaratmamız ve onu bir şekilde yaygınlaştırmamız gerekiyor. Yani farklı bir sürü bir binanın bir sürü görüntüsü var, bir sürü hikayesi var, arkası var, önü var, yaşantısı var, eskimesi var. Böyle bir yani süreçte. Yani kusursuzluk dedim. 15 yıl önce hakikaten hani kusursuz istiyordu müşteri ama şimdi kusur bekliyorlar. Yani fazla iyi, hani ben fazla iyi çektiğimden değil. Yani biz kusurlu bir mikrofon aldın yani. Müşteri bunu bekliyor. Aman. Yani tabii şeylerle bakıyoruz. Biraz fotoğraf olduğuna inanmıyor. Render olmadığına da inandırmak için bir takım kendimizi sınırlıyoruz. Artık tamam daha fazla güzelleştirmeyelim de duruyoruz. Yani bu bir hani render'ın bizim başımıza açtığı bir bela aslında bu. Bir yerde daha iyi gitmek varken durma işi. Onun dışında da müşteri de yani bir ufak tefek hani işte ne olur Türkiye'de en çok işte gönlü burunları birleşmez birleştirmesi falan. Böyle bir iki bir şey bırakmaya başladık biz artık. Yani işte bu masanın üzerine kusursuz bırakmıyoruz da biraz işte mikrofonu ikisini mesela aynı açıya getirmemeye başladık artık. Hani kusursuzluktan yola çıkarak. Böyle şey de yani imge bolluğuyla ilgili de yani hepimiz gerçi şeydir hani çok uç bir şey söylemeyeceğim ama yani düşünmeden çekme meselesi. Düşünmeden çekmeye de şuradan geliyor. İşte bize kimyasal eğitim alırken fotoğraf bölümünde bu bizim şeyimiz gibi böyle hani duvarda yazan yazı gibi işte. Dediler şöyle her basışınız Amerikalı ve Japonlara yol söylemeyi barajlara geri dönecektir. Çünkü çok kıymetli bir şeydi. Hakikaten de işte bin kez düşünüp bir kez basardık ki sizin zamanınızda bu yani işte aylarca sürüp tek bir kareye ulaşmanızı anlattınız bize. Şimdi gidip biz direği alıyoruz. Siz de alıyorsunuz. Yani artık o direk alınıyor orada. Bir gün yani şey mesela fotoğrafımız var. 9 film verirler. 9 kare bir rol film içinde. O 9 kare üzerinden bir gün sürede bir şey yapardık, bir ödev yapardık ve yani 9 kere denkken şuraya basma hakkımız vardı. Hep böyleydi. Çok çok kıymetli bir şeydi. Fotoğraf çekmek çok çok önemli bir şeydi. Yani hepimiz yaşadık. Sonra bir gün 2001 falandı. İstanbul Billboard'larında Sony bir kampanya başlattı. Düşün ve çek. Yani sülaleme küfretse daha az alırdım. Düşün ve çek. Ya o kadar aşağılık bir iş yapıyorsun ki düşünmene gerek yok. Çek. Yani o kadar basit ki düşün ve çek. Ve iş düşün ve çeke dönüştü. Hani evet o imgeler çöp olmuyor belki ama yani birçoğu da bir çöp kadar emeksiz, değersiz. Çünkü çok kolay çünkü bir sonraki kareye ulaşmak. İşte 150 kare çekelim. Bir tanesi zaten matematiksel olarak 150'de bir beceri şeyim varsa, ihtimalim varsa iyi çıkar şeklinde. Hani bir de bunu da içimde kalmıştı, onu söylemek istedim. Bir sorum olabilir mi? Buradan nereye varmak istiyoruz? Vallahi yani neden fotoğraf? Dur yani o zaman ne gerek var ya? Daha güzel işler var hayatta. Bir yere varmak istediğinden çok bir tür dertleşme aslında. Ben çünkü anlıyorum. Ben konuyu aslında. İş, yani çünkü işte nereye gitsek biz, nereye çekime gitsek mutlaka bir meslektaş çıkıyor. Aa ben de fotoğrafçıyım. Mutlaka çıkıyor. Belki öyledir ama yani yine bu 150'de bir ihtimaline dönüyor. İşte yani iki soru mutlaka gelir. Beni çekmeyecek misin? Ve şey, ben de fotoğrafçıyım. Yani bu iki cümleyi hepimiz mutlaka duyuyoruz. Yani çok saygın bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Birçok diğer meslek dalı gibi. Ama bir yandan da bu tür gelişmeler çok tırnak içinde ayağa düşürüyor bunu. Yani kızı isterken fotoğrafçı olma artık bir şey değil, belirleyici unsur değil. Derdim buydu, kızı istiyorum. Yani, konuya belki başka bağlam olacak. Teşekkür ederim. Söz aldım.
konuşmakta değil. Bu da ayrı bir ciddi sorunsal konu başlığı diye düşünüyorum. Ben de buradaki birçok arkadaş gibi mimarlık okudum ve işte mimarlık mesleği yapıyorum. Mimarlık mesleğini icra edebilmen için bu topraklarda birçok, dünyanın birçok ülkesinde bir üniversite bitirmen gerekiyor. Doktorluk yapmak için tıp fakültesi bitirmen gerekiyor. Bunun iyi tarafları var ama mimarlık fakültesini bitirmeyip bundan 100 yıl önce harikulade eserler ortaya koymuş, ihtiyaçları mükemmel, fonksiyon ve estetikle çözmüş insanlar olduğunu biliyoruz. Ben mimarlık mesleği sürecinde kafamda hep şu oldu. Mimarlık mesleği yaparken işimi evet iyi yapmak, ihtiyaçlara en uygun ve estetik çözümler üretmek diyelim, özet geçiyorum. Ama bir koldan da kafamda her zaman daha adil, sınırların olmadığı bir ütopyaya sahip, sosyalist bir ütopyaya sahip insan olarak en temel etik meselemin de mimarlık mesleğini yok etmek olduğunu düşündüm ve bunun benim adımıza mücadelesini yaptım. Yani her insana hizmet ettiğimde, etmediğimde mimarlığın neliğiyle ilgili bir şeyler anlatmak, bana en az ihtiyaç duyacağı, duymayacağı mümkünse bir yetkime kavuşması için mücadele ettim diyeyim veya çaba harcadım diyeyim, her neyse. Bu aslında fotoğraf üzerinden bakınca teknolojinin kendisi bu sorunu bir ötede çözmüş gibi evet. Görünüyor ya da çözecek gibi görünüyor kısa yerinde. Evet, teşekkürler. Nereye varmaya çalışmamızla ilgili bir şey ekleyeceğim oraya. Aslında fotoğrafın bu kadar yaygınlaşması, yani mimarlık fotoğrafının da daha bir anlamda demokratikleşmesi bence mimarlık mesleğinin halktaki veya geneldeki yani mimarlık camiası dışındaki algısını da dönüştüreceğini ben düşünüyorum. Çünkü ister istemez işte o belli bir bakış aslında belli bir mimarlık anlayışı, yani mimarlık erişilmez bir şey, pahalı bir şey ve işte hani sadece paranız varsa bir mimar tutup aslında bir şey yapabilirsiniz. Onun haricinde şöyle bir araştırma vardı galiba, dünyadaki yapılı çevrelerin %95'i miydi, daha fazla bir oran mıydı şu an hatırlamıyorum ama mimarsız yapılmış çevreler aslında. Dolayısıyla aslında bizim böyle gözümüzde çok büyüttüğümüz bir alanın çok büyük bir kesimde karşılığı yok. Ve mimarlık fotoğrafında bu tür bir dönüşümün ben mimarlığın karşılık bulması anlamında da katkı yapabileceğini düşünüyorum. Ben çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani önemli bir soruydu çünkü aslında benim sorusu çok kısa. Bence bugün burada çok güzel cümleler kuruldu. Ben yani samimiyetle söylüyorum, 5 saniye bile kopmadan tüm sunumları izledim. Ve yani bunlar henüz bir roman veya ansiklopedi veya bir tarih yazımına ilişkin bir içerik oluşturmadılar ama oluşturabilirler. Birbirine bence rahatlıkla, yani çok ters gibi duran içerikler vardı ama bence bir rahatlıkla eklemlenebilirler birbirlerine. Böyle bir prodüksiyonun olması hayali oluşturan da inşallah yapabiliriz. Yani evet, bende de zaten başından beri o var. Belki bir seans daha yaparız ileride. Şimdi enerjimiz de azaldı. Belki yeni kişileri de katarak, bugünü bir baza olarak görerek, hatta yeni sorular ekleyerek, ayrıca başka kırılan dövbeyle gelmesini sağlayarak. Bence bu farklılık müthiş bir şeydi. Nasıl bir zaman aralığını hakikaten kastettiğimizi ben burada daha iyi idrak ettim. Yani bu sunumlarda daha iyi idrak ettim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.